Hollandalı teknik direktör özellikle son dönemde işte Feyenoord'da, Rangers'da iyi işler yapmıştı. Şu anda herhalde Beşiktaş'a en yakın isim diyebiliriz herhalde, değil mi? Ya öyle gözüküyor. Yani şimdi bakıldığı zaman da birçok teknik adamla Beşiktaş direkt ve dolaylı olarak görüştü. Ya Lucescu da vardı bunların arasında tecrübe olarak. Daha gençler de vardı. O yüzden bakıldığı zaman yelpaze genişti fakat sonlara doğru kısaldı. Boyu kısaldı. Şimdi bugün gündeme özellikle Giovanni Van Bronckhorst'un ismi daha çok girdi. Ve bu isim üzerinde artık bittiği şeklinde sosyal medyada özellikle haberler dolaşmaya başladı. Evet, bu benim de yaptığım araştırmalarda ismin doğru olduğunu ve görüşmeler yapıldığına dair ve görüşmelerin de hatta sonlanmaya yakın olduğunu duyduk. Hiçbir zaman bitti, imza atıldı, işte şöyle böyle çok şey konuşmayı sevmem, iddialı konuşmayı sevmem. Bir imzayı görelim. Yani imzayı görmeden, hatta Sayın Başkan Hasan Arat'ın geldiğinden beri sürekli şöyle bir açıklaması var. Benim ağzımdan ve kulübün resmi sitesinden herhangi bir açıklama olmadığı takdirde hiçbir şeye inanmayın. Taraftarlara, camiaya yaptığı bir açıklama var. O nedenle ben de şu an bittiği yönünde bir şey söylemiyorum ama bitme ihtimali yüksek bir teknik adam olarak şu an o profil olarak bizim önümüzde duruyor. Onu evet, söyleyebilirim. 48 yaşında, genç yaşta önemli başarılara imza attı. Glasgow Rangers'ta, değil mi Mehmet Özcan? Bir frikik golü var Galatasaray'a. Avrupa Ligi finali, evet, var. Evet, oyunculuğunu biliyoruz. Galatasaray frikik golü atmıştı. Tugay Kerimoğlu'dan Rangers'taydı. İyi futbolcuydu, sol bek. Tabii. Onun benzeri işte. Yani Avrupa'nın zamanın en iyi sol beklerinden. Onunla benzer profil. İşte Adriano yıllar sonra Beşiktaş'ta izledik. Yani o profil. Kariyerde zaten Arsenal, Barcelona. Hem Feyenoord hem Rangers'ta futbolcu olarak oynadı. Sonra hocalık yaptı iki takımda da. İskoçya'daki puan ortalaması 2'nin üzerinde normal. Sonuçta orası biraz artık Celtic Rangers'ta iki taraflı bir lig. Ama mevcut yabancı adaylardan benim gönlümdeki isim Beşiktaş açısından Bruno Genesio'ydu. Hem Lyon ve Rennes'in Genesio döneminde yaptığı oyuncu satışları artı Fransa Ligi'ndeki puan ortalaması. Yani Van Bronckhorst'un Hollanda ve İskoçya'da elde ettiği puan ortalamasını Fransa'da neredeyse yakaladı diyebiliriz. Fena değildi Genesio'nun kariyeri ama anladığım kadarıyla Lyon'dan teklif bekliyordu. Biraz bekletti. Beşiktaş'ın da beklemeye tahammülü kalmadı ki. Aynen. Cuma maç Cuma var. Maç bir de. Cuma. Onu da hatırlatalım. Ama galiba ona yetişmeyecek. Ama zaten değil mi? Tabii onu söyleyelim. Tribünden izler yeni hoca. Sonra da hafta arası maç var ama Kartal abi. Onu da hatırlatalım. Yani maraton şöyle. Tabii bir sıkışık. Şöyle 21 günde 7 maç. 3 günde bir maç maratonu. Çünkü 2 tane hafta arasında lig maçı artı bir tane hafta arasında kupa mesaisi olacak takımların. Yani doğru. Sırf hafta sonu maç değil. O yüzden bir an önce hocayı getirmekte fayda var. Yani ben bunun olumsuz tezahürünü Torrent'te görmüştüm. Bir anda 3 maça çıkmıştı. Üçünden kaybetmişti hatta. Direkt Hatay maçıyla başlamıştı galiba. 4 gollü Hatay, bir yenilgi. Hatay, Kasımpaşa, Trabzon. Evet. Yani biraz önce gelmesinde fayda var. Bir de şunu söyleyelim, hani Beşiktaş'tan ayrıldı. Beşiktaş çalışırken çok eleştiriyordu. Kolay değil yani. Mesela Valerian İsmail kimi getirebilecektiniz? Artı Valerian İsmail'i ben şöyle çok iyi hatırlıyorum. 500 bin euroluk tazminatı kabul etti. Yani koydurmayabilirdi. Pekala ücretimin tamamını alırım. Yani ne zaman gönderirse göndersin Beşiktaş, verilecek tazminat 500 bin euro. Torrent'te o tazminatın misli misli olduğunu gördük. Yani evet. Beşiktaş'ı isteyerek gelmişti. Öyle, böyle hoca bulmak önemli. Ve bir şey denedi Beşiktaş. Büyük takıma belki Tudor gibi çok uygun bir profil değil ama kötü teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Yabancı teknik adamların ben zaten iş alaka olarak, hatta şimdiden söyleyeyim, hangi yabancı teknik adam gelirse gelsin Beşiktaş'ı muhtemelen çok daha iyi duran top setleri göreceğiz. İşin duran top çalışmasına çok kafa yorarlar. Bizde tabii şöyle bir ezber oluştu. 2007 Zico'dan beri yabancı teknik adam şampiyonu yok. Hayır, bence bizim yabancı teknik adamları ikinci sene şans verilsin. Pereira da Fenerbahçe şampiyon yapabilirdi. Jesus da yapabilirdi. Yani biraz sabretmek gerek. Biz işte Türk teknik adamlara daha alıştığımız için kısa vadede, Sergen Yalçın bunu gösterdi son olarak Beşiktaş'ta. Ondan hep yerli düşünüyoruz ama ben
yabancı teknik adam kararını destekliyorum Beşiktaş'ın, olumsuz değilim. Sadece Van Bronckhorst bende her ne kadar biraz kökenleri muhtemelen Van Aanholt, Karayip asıllı mesela, Gullit, Surinam. Muhtemelen Van Bronckhorst'ta Hollanda'dan ziyade başka kökenleri... Endonezya. Olabilir. Endonezya mı? Zaten o biraz hafif böyle çekik gözlü. Ya biraz evet. Kültürüne de yansıyor. Onu demek istiyorum ama Hollandalı teknik adamlar Onur, ne yazık ki onu da söyleyelim ligim, yani örnek verelim şimdi. Çok ben, var. Ben çok çocuktum. Leo Benaker sanırım. Müthiş bir kariyerdi. İstanbulspor'un getirdi. Real Madrid hocalık yapmış bir isimdi. Gusidin'ki Fenerbahçe'sine hayal meyletiyor milli takım. Galatasaray'da Ray Kart'ı gördük. Riquelme'i gördük. Advokat bence yine önemli bir teknik adam Fenerbahçe. Koku. Fenerbahçe'de. Koku en son taze örnek. Evet, Hollandalılar hiç tutmadı. Yani. Tutmadı. İspanyollar da tutmadı. Evet. Ya bizde nedense tutmadı. Yabancı hoca olarak genelde Alman ya da Yugoslav. Evet. Yani ben mesela Safet Susic'i de beğenirdim. Fena işler yapmamıştı Anadolu takımlarında. Biraz da hani Yugoslav ekolü, Alman ekolü futbolculara da yansımıştır zaten. Yabancı teknik adamın ne kadar kendini buraya adapte edeceğimi... Portekiz de tutmuyor bizde yani. Yani Portekiz dünyada bile trend, öyle düşün. Evet, dünyada trend. Carvalhal geldi, Antep'e geldi, Pinto geldi Antep'e. Pinto yani tutmadı. Bu ülkelerden tutmuyor da tabii ön yargılı da olmamak lazım. Hani belli de olmaz. Çünkü Beşiktaş... Az önce dediğim gibi şimdi UEFA Avrupa Ligi finali var. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ın grupta çok zorlandığı, hani iki maçta da kaybettiği Ajax'ı elemişti. Tüba Rangers. Ajax'ı eledi. Penaltılarda Leipzig'i kaybettiler kupayı. Frankfurt, öyle biliyorum. Değil mi? Öyle. Eski ben de, iyi, evet, penaltılarla. İyi bir oyuncu, Arsenal'li oyuncu penaltıyı kaçırdı. Ramsey olabilir yani. Penaltılarda gitmişti kupa. Evet, biraz doğru. Hafızamızı zorlarsak Dortmund'u, bir şeyler çıkıyor Dortmund'u yani. Doğru. Ya şuna eledi, kırpayı yendi. Kaçırdı kupayı. Onu aslında kastediyorum hani. Doğru. Yani neredeyse alıyordu kupayı. Ki o dönemde inanılmaz dinamik, iyi bir takımdı Eintracht Frankfurt. Barcelona'ya falan 4 atıp elemişti, hatırlayalım. İşte orada. Ya o takımla penaltılara kadar gitti. Hırvat oyuncusu çok iyiydi onların. Krstić, unuttum şimdi ismini de. Kenar oyuncusu, kenar forvet çok iyiydi. Sanırım Juventus'a gitti. Kostić de olabilir. Tam doğru telaffuz hatırlamıyorum. Ryan Kent, Van Bronckhorst'un öğrencisinde. Vardı o kadroda. Doğru. Ryan Kent, Rıdvan Yılmaz kısa bir dönem çalıştı. Ben Tavernier sanırım. Galatasaray maçlarında aklımda iyi oyuncusuydu Rangers'ın. Ama çocukluğumuzda bildiğimiz Rangers değil. Zaten kaç lig alt lige düşürüldü. Biraz daha düşük seviyeden geldi basamak. Biraz daha düşük seviye bir takımla Gerard onları şampiyon yaptı yıllar sonra. Tekrar küllerinden doğdu da diyebiliriz. Yani profil olarak bakarsak evet, yaşı uygun. Yani ben biraz ona, ya ben biraz daha genç sayılabilecek. Evet. 48 yaşında. İyi bir futbolcu geçmiş var, o önemli. Bizim ülkemizdeki tabii futbolcular bir biraz onu istiyor. Futbolculuk geçmişine bakılıyor İstiyor. Çünkü. Ama tekrarlayayım, hani Hollanda olması bende biraz risk barındırıyor. Ya şimdi yanılmıyorsam, bilmiyorum, ben çok hatırlamıyorum. Yani Beşiktaş'ın Hollandalı teknik adamı var mı? Çok geriye gitmek lazım. Yani benim son 30 sene. Yakın tarihte ben. Yakın tarihte yok. İlk olacak. Ondan önce de çok olduğunu düşünüyorum. Alman Schuster çok vardı, Alman'dı ama Schuster tam böyle Hollanda ekolü diyebiliriz böyle profiline. Alman ve yani İspanyol Alman ekolü, ama ilk kez olacak olursa Hollanda. Yani evet, şimdi bakıldığı zaman bizim ligimizde söyledik ki onu, İspanyollar, Hollandalılar çok tutmadı. Aragones olmadı, Derbosco olmadı. De iyi isimlerdi bunlar. Çok. Yani bu kadar iyi isim gelip başarısız bir şekilde döndü, işte en son işte Jesus geldi gitti. İşte Pereira yapamadı. Ama işin bir de olumlu yönden bakarsak, ben Giovanni Van Bronckhorst'un disiplinli bir teknik adam olarak Beşiktaş'a bir şeyler katacağını düşünüyorum. Artı, en büyük artısı bence çok bütçeye sahip olmayan takımlarda bir şeyler yapması. O bence önemli. Şimdi Rangers'ın final oynadığı dönem, Rangers'ın çok inanılmaz yüksek bütçelerle kurulmuş bir takım olmadığını görüyoruz. Bu çok değerli. Yani siz şimdi işte bir Barcelona, Real Madrid, bir Manchester City, işte bir Bayern Münih. Bu takımların başına geçip, evet, başarı elde etme imkanınız çok yüksek. Galiba bitmiş iş.
1,5 yıllık anlaşma öyle deniyor, sağlandığı evet, haberleri şey geliyor. Yani, biraz araştırayım ben. Futbolculuğuna çok hakimim yani. 1,3 milyon euro Beşiktaş'tan 1,5 sene için 1,3 milyon euro alacak. Yani öyle deniyor. Şimdi bakın, ay başına 100 bin euro bile değil. İyi bir ücrete gelmiş. Tabii demek canım, ki yani, kariyer için geliyor. Öyle bir geliyor tabii. İşte Genesio gibi 3,5-4 milyon falan istemiyor. Yani o da önemli. Bak, Onur. 1,3 milyon euro sevgili evet, seyirciler. Son gelen şu haberler dönem, ama hala resmiyet kazanmadı. Resmi bakın ben yani ben de evet bana da gelen bazı duyumlar var. Tamam iş bitti, prensipte anlaşıldı ama o özellikle televizyonda ben o prensipte anlaşıldı lafını çok kullanmayı sevmiyorum. Evet. Yani şimdi anlaşırız. İnsanları da umutlandırmak. Son bir isim unuttuk. Patrick Kluivert geldi. O da Hollandalıydı. He, doğru. Adana Demirspor'a. Tabii, evet, tabii tabii tabii. Başarılıydı doğru, da yani çok iyiydi. Çok fena değildi. Fena değildi. Gelmiş Hollandalar arasında bence en iyisiydi. O yüzden yani şimdi bitti falan demiyorum ama benim de buraya gelirken yaptığım araştırmalarda artık listenin birinci sırasında olan bir teknik adamdı. Ve hemen hemen işte bu gece de yarın bitecek deniliyordu. Hı hı. Bittiği yönünde varsayalım, öyle konuşalım. Bitse de ama şunu söyleyelim, büyük ihtimal Cuma günü Serdar Topraktepe çıkacak takım başında son kez. Hoca gelip stattan yerinde izleyecek maçı, takımla ilgili bilgiler alacak. Ondan sonra hafta içi de sahaya, yani hafta içi maçında da takım başına çıkacak. Bir hava katar değil mi? Bence yani katar. Meşhur bir isim şu anda. Tabii canım, hem yani yaşı ilerlemiş olanlar da tanıyor, gençler de tanıyor. Evet. Giovanni Van Bronckhorst'u futbolu takip edip tanımayan yok. Yoktur Feyenoord'u yani. Feyenoord'u şampiyon yapmış bu arada. Şampiyonluk apoleti varmış. Ben yaptı, unuttum. Feyenoord'un geçen tabii, tabii, sene Tadic ve Orkun'la şampiyon olmuşlar. Ondan önce de şampiyonluğu var. Yaptı bak şey burada. Kupayı da kazandı, şampiyonluğu da. Şampiyonluğu da var. Yani 2015. Bir detay var bu arada, onu da vereyim. NAC Breda'nın hocası, yani Hollanda 2. ligindeki NAC Breda'nın hocası Van Gastel daha önce yardımcılığını yapıyordu. Giovanni Van Bronckhorst'un. Ona sen de gel demiş. Şimdi de NAC Breda'yı da bir ikna etme olabilir, çabası var. Olabilir, olur. Ben sana söyleyeyim. Yani 2. ligi bırakıp Beşiktaş'a gelebilir canım, yani. Ama tabii kulübü bırakırsa bunun bir tazminatı vardır vesaire. Ben bilemiyorum, sanmıyorum 2. ligde tazminatı olacağını. Kendisi istiyorsa bırakır. Beşiktaş'tan alacağı ücret daha fazla olacak. Bir Süper Lig takımı ve Türkiye'nin 3 büyük kulübünden birini çalıştıracak. Sezon sonu Avrupa'ya gittiği takdirde Avrupa'da göz önünde olacak. O yüzden bir şey diyemem. Şimdi bakıldığı zaman background'ı kesinlikle başarısız bir teknik adam değil. Yani şampiyonluklar yaşamış bir hocadan bahsediyoruz. Yani o yüzden bilmiyorum. En azından iki tane şampiyonluğa aday takım çalıştırmış. O önemli. Yani futbol ezberi açısından. Ben ona biraz bakarım teknik direktörde yani. Tabii. Ama tekrarlayayım. Bendeki çekince şu. Yani Türk ekolüne en zıt ekoldür Hollanda ekolü. Total futbol, güzel futbol. Yani daha böyle sistem işte altyapıda oynadığın mevkide, A takımda da o mevkide oynarsın. Biz biraz daha kaotik ortamlara alıştığımız için neden Alman diyorum? Almanlar çünkü malum Türklerin çok yaşadığı bir ülke. Türk insanının yapısını, karakterini bildiği için evet, işte Feldkamp olsun, Daum olsun ilk baş disiplinle bir hizaya getirme oluyordu futbol disiplini olarak. Yani Almanlar o yüzden başarılı oldu bizim ülkemizde. Hatta hemen hemen 3 takım. Daum, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de. Galatasaray'daki zaten Almanlar da başarılıydı. Oyuncu olarak da hoca olarak da Alman oyuncular hocalar yani hep onun, tutuyor. Onun altını Türkiye'de dolduralım. Hollandalılar neden dersek Hollandalılar biraz daha tabii rahat şey olarak da. Yani ben Hollandalı oyuncular Snyder çok ayrı bir profildi tabii. Dile çok yatkınlar. Yani Belçika ve Hollandalıların zaten konuşmadığı dil yok bakarsan. Evet. 4-5 dillerini hani Flemençe dışında. İletişim problemleri olmuyor, rahatlar ama tabii orada hani futbol takımlarının özelinde söylüyorum. Fenerbahçe o hatayı yapmıştı işte Van Persie ile Van der Wiel'di sanırım. Yine Galatasaray'da yaptı. Snyder sonrası orta sahaya çok ağır bir oyuncu getirdi. De Jong'u artık sonlarında. Van Aanholt var. Biraz dedi fazla hani Hollanda ekolünü arttırdığında bir handikap oluyor. Bunu Real Madrid'de yaşadı zamanında evet, Barcelona'ya. Ama tabii ön yargılı olmamak gerek. Ben şu konuda katı değilim yani bizim ülkemizde pekala yabancı teknik adamlı bir şampiyonluk da çıkabilir. Geçen sezon zaten Okan Buruk bu kadar ekstra başarılı olmasa Jesus olacaktı şampiyon bakarsak. Tamam. Okan Buruk'un yaptığı iş çok muhteşem bir başarı bakarsak teknik adam olarak 14 maçlık serisi. Yaş profili önemli. 45-50 yaş aralığında bir hoca seçilmesi. Yani burada başarılı olsa
kendini muhtemelen daha iyi bir lige, daha iyi bir takıma da atabilir. Tabii. Hedef olarak. Senin demin bahsettiğin maliyet de önemli. Ben biraz ona karşı mesela Jesus'u ben hoca olarak savunuyorum ama yani Jesus'a verilen 6-7 milyon euroları savunmuyorum tabii ki. O korkunç bir maliyetti. 1.3 milyon euro bu gayet çok alınabilecek bir risk. Gerçekten İşi çok gönderirken uygun. De çok başını ağrımayacak. Şimdi evet. Şöyle bir şey var. Beşiktaş'ın her görüştüğü, şu ana kadar görüştüğü teknik adamlar çok daha yüksek rakamlar talep etmiş yönetimden. Kısa vade içinde, yani yalnız uzun vade değil, yani önümüzdeki sene için değil, kısa vade içinde önemli bir meblağ çıkacaktı Beşiktaş'ın kasasından. Şu ana kadar yani şu konuşulanlar, yazılanlar doğruysa bence de yeni bir teknik adam getiriyorsunuz, yabancı getiriyorsunuz. O nedenle önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şu var, hem genç olması hem başarıya daha da aç olması. Yani Beşiktaş'ın aradığı özellikler bu olmalıydı bence. Şimdi özellikle Lucescu'nun ismi çok geçti. Evet. Şimdi benim de düşüncem, kısa vadede bir şeyler elde etmek istiyorsanız bu ligi tanıyan, camiayı tanıyan, ülkeyi, şehri tanıyan, oyuncuyu tanıyan bir isim getirmek çok daha mantıklıydı. Yerli olmayacaksa, olmayacaksa. Şimdi Lucescu da bunlardan biriydi. Ya ben dedim yani yaşına falan bakmayın, Lucescu'yu getirin. 78 yaşında. Olsun. Bu en kötü bu sezon için sağlıklı bir şekilde tamamlamak için Lucescu'yu getirebilirdiniz. Bir altyapı oluştururdu. Önümüzdeki sezon bakardı. Mesela formüller denen konuşuldu. Bu sene işte Lucescu gelebilir. Sezon sonu oğlu Razvan'a bırakacak şeklinde. Hı hı. Şimdi Lucescu öyle bir futbol adamı ki size olmadık bir yerden bir oyuncu getirir. O oyuncuyu bir sene, iki sene sonra 25-30 milyona satarsınız. Doğru. Öyle bir havuzu var Lucescu'nun. Ve böyle mevcut bir profil. Yetersiz kadrodan da en iyi verimi alabilecek hocalardan biri. Lucescu'ydu. Ben onu dedim. Getirin Lucescu, hiç macera aramayın. Yerli olmayacaksa. Bilen biri kim varsa Lucescu bilir. Lucescu'yu yönetimde de çok isteyenler oldu. Ama onun dışında bazı yöneticiler işte yaşı var, tepki alırız. Taraftar da tepki gösterir mi düşüncesine kapıldıkları için başkan da biraz soğuk baktı. Lucescu o yüzden rafa kaldırıldı. Bir unutulan soru işareti daha var. Baktım böyle çok fazla kamuoyunda konuşulmuyor. Dinamo Kiev maçlarında Lucescu'nun açıklamaları Beşiktaşlı oyuncuları bir hayli kızdırmıştı, hatırlarsınız. Abubakar da gol attıktan sonra gidip yani. Lucescu'nun önünde hareket yaptı. Evet. Abubakar'ın bu hareketi sonrası da Lucescu mesela çok ağır sözler söyledi. Hep ama öyle. 2001'de yani, de söyledi. O yüzden Beşiktaş'a buna rağmen gelebilir miydi? Bu yine gündeme gelecekti. Onu bir sormak istedim. Ama şimdi Lucescu'nun maç, yani ilk maçtaki açıklaması neydi, maçtan sonraki açıklaması? Beşiktaş Afrika milli takımı gibi diye bir ifade dedi. Kullandı. Ama bakıyorsunuz şimdi biraz haklı çıktı yani. Afrika milli takımı hem gücünü söyledi gerçi orada. Orada onun metaforları yani, var. Kendisi tabii, çünkü Dinamo Kiev'de artık eskisi gibi yabancı kullanamadı savaştan sonra. Genelde Ukraynalı oyuncularla mücadele ettiği için bahaneleri sever. Lucescu benim futbol bilgisine çok güvendiğim, bence çok büyük teknik direktör. Kesinlikle. Ama maç sonrası açıklamalar hep sıkıntılı. Galatasaray'ın evet, başındayken de Beşiktaş'a yönelik böyle hayvanları kastederek böyle bir atasözü, bir deyim kendi ülkesinde. Çok şimdi dile getirmeyelim. Evet. Yani hoş karşılanmaz. Bunu hep iki sene sonra Beşiktaş'ın başına gidip tekrar şampiyon oldu. Hatta ben söyleyeyim ya, Aziz Yıldırım'ın bence en büyük hatalarından biridir. Lucescu'yu şöyle 2014 sonrası getirse çok net. Ali şampiyon da olsun dönemde. Fenerbahçe şu an bu kadar 10 senelik bir hasret olmaz yani. Lucescu bence başarı için doğru bir isim. Şenol Güneş'in milli takımdaki başarısını da bence Kaan Ayhanlar olsun, Çağlarlar olsun Lucescu hazırladı. Ben Lucescu'yu şöyle mantıklı buluyordum. Oğlu Razvan Lucescu, ben hangi futbolcuyla konuşsam isim de vereyim, Gomis. Kendisiyle Al Hilal'de çalıştı. PAOK'u da yıllar sonra şampiyon. Razvan Lucescu'nun çok iyi teknik direktör oldu. Hep söyleniyor. Yine sanırım Pedro Henrique'yle de sohbet ettim. PAOK'ta oynamış oyuncularla konuştum. Hep oğluna övgü düzerler. Muhakkak babasından bir şeyler kapmıştır zaten. O model olabilir de hani geçici süre sezon sonunu Lucescu'yla bitirelim. Sezon sonu, Razvan'la. O da bir ekollü. Mesela, orada sürekli hep lider, şampiyonluğa oynuyor. Bu sene de mesela Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'un önünde şu anda liderler. Lider. Niye ayrılsın oradan diye bir soru işareti var kafamda. Puan ortalaması çok iyi çalıştı. 3 evet. Al Hilal, PAOK hep ikilerin üzerinde. Razvan da iyidir. Lucescu yani toparlayıcı olurdu.